turşu, olması gereken turşu. Ben şöyle göstereyim. Lahanamız var. Lahanamız sert olması gerekiyor. Gevşek bir lahana olmaması gerekiyor. Havucumuz sert var. Lahana. Evet, bunu sert yazın. Lahanadan. Sert lahana. Evet. Havucumuz var. Karnabaharımız var. 2 adet limonumuz var. Sarımsağımız var. Nohutumuz, limon tuzumuz, kalın tuzumuz, kaya tuzumuz, kereviz sapımız var. Evet, şimdi hemen başlayalım. Hemen sarımsak başlayalım. Sarımsak soymak için Hatice abla kuvvet olarak oraya Kadir Bey'in yanına alıyoruz. Kadir Önce sizi alıyoruz. Lahanalarımızı. Her lahanamızı aldık, ikiye böldük galiba. Evet hocam. Lahana, aslında Türk mutfaklarında lahanaya ve bu bal kabağına ayrı bir yer açmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu iki sebzeye birazcık haksızlık yapıldığını düşünüyorum Kıvanç'cığım. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben çok severim lahana sarmasını. Sarmasını evet, seviyor gördüğünüz severim. Gibi. Turşusunu çok severim. Ben mesela pek geçen... haksızlık yapmıyorum ben lahanaya. Geçen Sayarak Beslen Mutfağımızda diyetisyenlerimizle, şeflerimizle bir lahanaya dedik ki zayıflamada bu kadar etkili, bu kadar lif oranı yüksek ve aslında ülkemizde genel olarak ya turşusu ya sarması yapılıyor. Bazen kapuskası yapılıyor ama benim evde bile kapuska yapıldığında çocuklar bir burnunu kırıştırıyor. Ay gene mi kapuska yiyeceğiz anne falan şeklinde. Şimdi bu lahanaya dedim ki farklı tarifler geliştirelim. Ve bir tarif geliştirdik. Notunuz alın, muhteşem oluyor. Yakında da paylaşırım sizinle. Lahanaları böyle ince ince kıyıyoruz. Suyun içine atıyoruz. Sonra çıkarıyoruz. Suyunu şöyle bir sıkıyoruz. Üzerine kültür mantarı, beyaz mantar ayrı bir yerde hafif sote yapıyoruz. Başka hiçbir şey koymuyorsunuz. Sadece lahana, mantar, karabiber, az tuz. Bunları böyle güveç kaplar oluyor ya ayrı ayrı bu cam kaplar. Bu şekilde koyuyoruz. Üzerine de light kaşar peyniri serpiyoruz. Bu bir şekilde fırına girdirip çıkarıyoruz. Ya yok böyle bir lezzet. Şimdi bu tarifte biz ne yapıyoruz? Artık bu lahanaya birazdan size bal kabağı tarifi vereceğim. Mutfağımızda olan çok sağlıklı yiyecekleri farklı tariflerde kullanarak biraz daha ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Hani mutfak reformu yapıyoruz ya ülkecek. Demek ki lahanayı artık sadece sarma ya da turşu olarak değil ya da kapuska olarak böyle burnumuzu kırıştıra kırıştıra yemek zorunda değiliz. Bu şekilde farklı tariflerle evet. De bu güzel sebzeyi mutfaklarımıza koyacağız. İşte bu müthiş oldu. Zaten yakında sizlerle paylaşırım bu tarifi. Ne yaptık? Lahanayı biz küçük küçük doğradık. Kaynar suyu atıp çıkardık. Suyunu süzdük. Mantarı, kültür mantarını hafif sote yaptık. İkisini karıştırdık. Bol karabiber. Fırın kabına koyduk. Üzerinde az yağlı kaşar peyniri. Yani ne diyeyim, yok böyle bir lezzet diyeceksiniz. Hem sağlık, hem lezzet, hem zayıflama hepsi bir arada nerede? Bizim mutfağımızda. Burada da harika şeyler yapılıyor. Evet. Evet, birinci kavanoz evet, dolmak bu arada üzere. Neler yaptık Kadir Usta? Bir anlatalım şimdi hepsini. Şimdi kat kat yapıyoruz turşumuzu. Önce lahana doğradım. Sonra arasına havuç doğradık. Sonra üzerine karnabahar. Tekrar lahana, tekrar havuç. Böyle kat kat. Nohut koyulmuyor muydu? Nohut üstte de olur, altta da olur. Hiç önemli değil. Sonuçta aynı şeye girecek. Fark etmiyor. Kıvancı'nın da mutfakla önemli. Arası çok iyidir bu arada. Süper yemekler yapar. Evet. Böyle bir soğan çok doğrar. Güzel. Instagram'da geçen paylaşmış. Bütün şeyler hastalarımız, arkadaşlarımız elini keseceksin diye korktuk diyor ama muhteşem maşallah diyeyim harika bir soğan doğrayışı vardı. Turşu da olmazsa olmazlardan en önemli şeylerden birisi dalından kopmuş sebzeyi hemen salamur suya sokmak bekletmeden. Bu salamur su dediğiniz şey turşu mi? Suyu. Turşu suyu. Yani dalından kopmuş bir sebzeyi vakit geçirmeden ne kadar erken turşu suyuna koyabiliyorsak o kadar diri, çıtır bir turşu olur. Hep de şöyle anılır değil mi? Sebze, durmuş sebzeyi hadi turşu yapalım, kalmış evet. Sebzeyi turşu yapalım diye düşündük. Yanlış, evet diye. Çok yanlış. Ama Kadir Usta çok güzel bir bilgi verdi. Turşunuzun ne kadar lezzetli olmasını istiyorsanız o kadar taze sebze kullanacaksınız. Ve neye koyuyorduk bunu? Turşu suyuna. Evet. Turşu suyunu nasıl yapıyoruz ya da nereden buluyoruz? Şimdi onu da göstereceğim. Önce kabımızı dolduralım. Sonra i̇şte turşu suyumuzu yapacağız. Tam bir sağlık deposu. Sesler. Güzelce bastırıyoruz. Kütür kütür. Evet kütür kütür. Her yemeğinizin yanına tansiyon, koroner arter hastalığı, böbrek yetmezliği probleminiz yoksa her yemeğinizin yanına birkaç parça turşu eklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Ama iştah çok açıyor. Bu bilinen bir gerçek. Birkaç parçayla sınırlı olması önemli. Özellikle böyle zamanlarda turşuya ihtiyacımız daha çok. Evet.
Çok fazla tabii tuz da içerdiği için dikkatli olmak gerekiyor. Turşu yediğiniz öğünlerde yemeklerinize ekstra tuz atmayabilirsiniz. Ben mesela salata yapıyorum, üzerine turşu doğruyorum. Salata yapınca, turşu da koyunca ekstra kesinlikle tuz atmıyorum. Siz de tuz kullanımını turşu yediğiniz öğünlerde mutlaka dengeleyin, daha bir azaltmaya çalışın. Yemeklerinize attığınız tuz miktarını mutlaka azaltmaya çalışın. Bugün Dünya Sağlık Örgütü bize diyor ki bir insanın sağlıklı yaşaması için günde 5 gram tuza ihtiyaç var diyor. Yaklaşık 2 yıl önce yapılan bir araştırmada ya da 2-3 yıl önce Türklerin ortalama tuz kullanımı 18 gram civarındaydı. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı önlemlerle bu hani lokantalarda, hastanelerde tuzlukları kaldırdık, tuz miktarını azalttık. Şu anda 12 grama kadar düşmüş durumda. Bu da gerçekten çok sevindirici bir gelişme. Bunu biraz daha azaltmak gerekiyor. Çünkü gerçekten dünyada hani bugün koronavirüs salgınıyla karşı karşıyayız ama en büyük ölüm nedenlerinden bir tanesi kalp damar hastalıkları. Ve kalp damar hastalıklarının en sık ortaya çıkış nedenlerinden biri fazla tuz tüketimi ve fazla yağ tüketimi. Burada da kısıtlamaya giderek koruyucu hekimlik adına beslenmenize özen gösterirseniz bu hastalıklara yakalanma riskiniz de azalır. Ben böyle konuşurken Kadir Usta aradan sen turşuyu çıkardınız. Evet, tüpetimizi hazırladık, kavanozumuzu şöyle. Sıkı sıkıya iyice. Evet, iyice bastırdık. Şimdi rengi de çok suyumuzu... güzel görünüyor. Ha, şu turşu suyunu şimdi Hatice yapıyor muyuz? Suyumuzu alabilir miyiz? Hı. Güzelce bastırdık. Sarımsakları en üstte mi atıyoruz yoksa araları da serpiştirsek olur mu? En üstüne koyacağım ben. Hem görüntü olarak. Kapağı açtığımız zaman nohutu, sarımsağı, kerevizi en üstte böyle. Hem turşuyu koruması amaçlı, turşunun üste çıkmaması adına. Bakın püf noktaları alıyoruz. En üstte kereviz yaprağı ve sarımsağı koyduk. Alayım turşunun abicim. Üste çıkmaması açısından. Ben de sarımsak turşusunu çok severim. Aslında iyi bir turşu kireçli bir su olması gerekiyor. Sert bir su olması gerekiyor turşunun diri tutulması için. Tabii bunu her yerde bulamayabiliriz. Normal izleyiciler şey yapabilirler, suyu kaynatıp ılık dereceye geldikten sonra tuzunu karıştırabilirler. Evet, onu da alayım ablacığım. Ilıkken karıştıracağız tuzunu. Şimdi tarif şöyledir aslında, 1 litre suya 100 gram tuz girer. Biz şimdi bu 5 litrelik olduğu için ben ona göre ayarlayacağım onu. Normalde 1 litre suya 100 gram tuz girer, 1 tatlı kaşığı. Sirke. Limon tuzu. Sirke kullanmıyoruz. Bu limonla hoş olan bir turşudur. Bir tatlı kaşığı limon sirkesi kullanacağız. Nohutumuz dediğim gibi dereotu şeyimiz. Limon tuzu. Limon tuzu evet. Şimdi o zaman şey yapalım. Tuzumuzu koyuyoruz. Limon tuzumuzu atıyoruz. Şimdi burada böyle dizi dizi turşular görüyorum. Bunu siz mi yapıp getirdiniz? Evet. Bizim ekip mi elde Yok, etti diye. Ben... Dededen turşucuyum ben kendim. Harikasınız. Evet. Ben de baba mesleğini sürdüren insanlara gerçekten çok saygı Gerek duyuyorum. Teşekkür Bir sanat çünkü sonuçta. Marangozluk olsun bu şekilde, turşuculuk olsun. Buna da çok ihtiyacımız var hepimizin. Evet. Limonlarımızı da doğrayalım. Burada böyle kırmızı renkli turşular da görüyorum ben. Onların içinde ne var? Nasıl kırmızı Onlar rengi elde Onlar pancar suyu ve acılı olanlar. İşte Diğerleri ben onu sadedir. Sevdim. Evet. Şu gördükleriniz... Şunlar pancar suyu ve acılı olanlar özellikle. Kıvanç sen acıya bayılırsın. Benim bir şey sevebilmem için gözüme hitap etmesi lazım. Burnuma hitap etmesi lazım. Damağıma hitap etmesi Göz lazım. Göz olarak nasıl gözüküyor? Vallahi nefis, rengarenk. Burun kokusuna daha sonra bakarsın. Biraz Ben de pancarı çok tutuyorum aslında. Çünkü mor rengin özellikle bağışıklık sistemini iyileştirmede çok ciddi bir etkisi var. Mor renk. Pancar... Mor lahana, mesela mor lahana da kullanabiliriz belki bu turşularımızda. Nitrik oksit içeriyorlar ve damarın sertleşmesini önlüyor. Daha böyle esnek damar oluşmasını sağlıyor. Mor rengi ayrıca bir yer vermemiz gerekiyor sofralarımızda. Pancar ve mor lahana ve mor soğan herkesin aklında kalsın. Tam da mevsimi rahat rahat bulup kullanabiliriz. Suyumuzu karıştırıyoruz. Tuzun erimesi gerekiyor. O tuz erir mi onun içinde? Bayağı da iri iri tuzlar ama. Özellikle kaya tuzu zaten kullanıyoruz. Erir. Neden sofra tuzu değildi kaya tuzu? İyot olduğu için içinde tavsiye edilmiyor. Zaten bu yemeklerde de kullanmak. Sudaki karışımı tekrar alalım. Sonra ben iyotla ilgili birkaç cümle söyleyeceğim. Tamam olur. Nasıl yaptık bu suyu? 1 litre suya 100 gram tuz girmesi gerekiyor.
20 gram civarında da limon tuzu atılabilir. Limon tuzunun özelliği sert tutmasının amacıyladır yani. Onun haricinde herhangi bir şey yok yani, yok, işte bu şekilde. Bu kadar basit. Bu kadar basit, üzerine evet. Limonumuzu dilimledik, koyduk. Limonumuzu dilimledik, koyduk içine. Şimdi sofra tuzlarına 1980 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı'nın önerisiyle iyot koyuldu. Bugün iyot, tiroid hormonlarının yapı taşıdır. Ve tiroid hormonlarımızın iyi çalışması için bizim iyoda ihtiyacımız var. Yediğimiz, içtiğimiz sebzelerde, meyvelerde iyot oranı çok az olduğu için 1980 öncesi guatr ve tiroid bezi az çalışması ülkemizde endemikti. Yani neredeyse herkes bunu yaşıyor diyebiliriz. Bugün tiroid bezi az çalışmasının vücuda zararı şu, özellikle çocuklarda büyüme gelişme geriliği yapıyor. Aynı zamanda metabolizmayı yavaşlatıyor, kilo artışı yapıyor, tansiyonu yükseltebiliyor, kolesterol yüksekliği, kadınlarda uzun adet görmeler, bütün metabolizmayı yavaşlatıyor. 1980 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı'nın tuzları iyotlamasıyla guatr ve tiroid bezi hastalıkları ülkemizde daha az görülür hale geldi. Ancak ne yazık ki son yıllarda bu organik beslenme adına iyotsuz tuzlar raflara çıktı. Daha doğal, daha sağlıklı diye insanlar memleketlerinden kaya tuzu bulup kullanmaya başladılar. Ancak bu tuzlar iyot içermediği için önümüzdeki yıllarda tekrar tiroid bezi hastalıklarının ortaya çıkması muhtemel olabilir. Siz olun, üzerinde iyotlu yazan tuzları kullanın. Eğer bir tiroid hastalığınız yoksa sadece tiroidi hızlı çalışanlar iyotsuz tuz kullanacaklar. Onun haricindeki herkes, özellikle çocuklar ve gebeler iyotlu tuz kullanması gerekiyor. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Evet hocam, suyumuz hazır. Suyumuzu dolduruyoruz hazır olan turşumuza. Kıvanç'cığım, bu turşuların dişe etkisi ne? Bir etkisi var mı? Dişimizi koruyor mu? Mesela sen dersin ki Avrupa'da insanlar yemekten sonra peynir yer, dişlerini temizler şeklinde. Yani yarım saat içinde dişlerini fırçalayamazsa güzel bir akşam yemeğinden sonra son lokma olarak peynirle sonlandırabiliyorlar. Çünkü sonra ağzımızın asit oranı yemeği tükettikten yarım saat sonra hızlı miktarda artıyor. Ve bu asit dişlerimize, diş etlerimize ciddi zarar veriyor. Tabii biz bu asitli içecekler mi, asitli yiyecekler mi dediğimiz zaman aslında ikisini çok fazla önermiyoruz ama hani asitli içecekler hızlı bir şekilde ağızdan alınıp yok olduğu için biraz daha iyi. Ama burada tabii çiğneme fonksiyonu da olduğu için sert çiğneme kaslarımız üzerinde de etkisi olacaktır. Dişlerin üzerinde de bir fırça etkisi yaratacaktır. Yemesinde çok fayda görüyoruz. Bizim ağız sağlığında en fazla dişleri ve çene kemiğine zarar veren, diş etlerine zarar veren şekerli gıdalar. Tabii eğer böyle bir şekerli gıda yedikten sonra peynir olsun, daha böyle ağzı hızlı bir şekilde alkali ortamı, asit oranını azaltıcı gıdalar tüketmek ağız sağlığımız için çok çok önemli. Evet, turşumuzu yaptık, üzerine kerevizimizi suyumuzu koyduk. Turşunun diş sağlığı üzerine olan etkisini de ayrıca aldık. Metabolizmaya etkisini ben söyledim, artık hepimiz yapar yeriz herhalde. Şöyle kerevizler, hem turşuyu bastırma amaçlıdır bu, hem lezzet katar. Evet. Turşunun yukarı çıkmasını önler. Bir nevi kapak görevi görür yani. Hiç hava almaması gerekiyor, öyle tabii mi? Tabii, zaten bu oda sıcaklığında en az bir ay durması lazım ki açılmadan turşu haline fermantasyon olsun. Evet, üzerini de kapakla kapatıyoruz ama bir ay kadar bekletiyoruz. Evet. Turşuyu çocuklar yiyebilir mi? Tabii ki yiyebilir. Neden yemesinler? Yani porsiyon kontrolü yaptıkça her zaman doğal yiyecekleri rahatlıkla tüketebilirsiniz. Hatta benim burada şöyle bir sloganım var. Hep derim ki Allah'ın yarattığı yiyecekleri gönül rahatlığıyla yiyin. Ama kulun size sattıklarına karşı dikkatli olun derim. İşte turşu da içinde sebze olan, evimizde kendimiz yaptığımız, fermentasyon için bir süre beklediğimiz oldukça faydalı bir yiyecek. Çocuklara yedirirken biraz tuzunu alarak yedirebilirsiniz. Hocam nohutunu da koyduk. Evet, sarımsak mı kaldı? Evet, sarımsak. Çocuklar koronavirüs her tarafta varken bütün annelerin, ebeveynlerin en büyük endişesi de çocuklarımız ne olacak, çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz diye düşünüyoruz. Bir çocuk doktoruyla bir bağlantımız olacak bu arada. Bağlantımız hazır mıdır?
hazır değil galiba. Tabii bu virüsün şu anda en yüz güldürücü tarafı şu, çocuklara çok büyük bir etkisi olmadı. Sanırım bütün dünyada dün okuduğum bir yayına göre iki tane çocuk kaybımız var bütün dünyada. Yaklaşık 380 bin kişinin etkilendiğini biliyoruz. Bunların yaklaşık 16-17 bin kişi hayatını kaybetti. 100 bin kişinin iyileştiğini biliyoruz. Aşı denemeleri, ilaç araştırmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Her gün yeni yeni güncel bilgiler elimize geçiyor. Bu dönemde bu hastalıkla mücadelede en büyük yapacağımız koruyucu sağlık hizmeti evimizde kalmak, mümkün olduğu kadar birbirimize dokunmamak, uzaktan selamlaşmak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.